Merhaba ben Burak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün 18 Temmuz 2022. Genel bir konuşma yapacağım bugünle ilgili. Biliyorsunuz kripto paralarda güzel yükselişler var. Hatta Ethereum Bitcoin'den daha da arttı. Aynı zamanda 19 Eylül'de bir açıklama yapıldı işte. 20 ethereum eski adıyla 19 Eylül'e geleceğinden falan bahsettiler. Ee, kısaca bunun hakkında konuşmak istiyorum. Bir de biliyorsunuz daha önceki aylarda 980 ethereum 980 dolara düştü, 1000 dolar seviyelerindeydi. Kimisi elektriklerini ya yani elektrik faturasından dolayı fişleri çektiler. Tabii ben böyle yapmadığımı söylemiştim. Kısaca ondan da bahsedeceğim. Ee, hemen istiyorsanız videoya geçelim. Ethereum klasik de olsa, Ethereum da olsa e, geçtiğimiz aylarda çok dip yapmıştı. Fiyatlar az önce söylediğim 1000 dolar, 980 dolar, 1100 dolar civarlarındaydı. Şimdi hala düşük. 1450 dolar civarında hala düşük ama e, kim arkadaşımız 980 dolarken hatta 1100 dolardayken fişleri çekmişlerdi. Çünkü e, bana da söylemiştiniz siz. Ethereum klasik içinde öyle konuşayım. E, ben daha önceki videolarda 4 GB ekran kartlarıyla Ethereum klasik kazarken zararda olduğumu söylemiştim. Demiştim ki şu an e, 5 dolarlık Ethereum klasik kazıyorum. Günde misal veriyorum tabii kabaca ama 6 dolarlık e, elektrik harcıyor demiştim. Yani 1 dolarlık günde 1 dolarlık elektrik faturası cepten ödediğimi söylemiştim. Ama siz ne de demiştiniz? Ya o zaman e, Burak kardeşim işte e, sistemi kapat 1 dolarlık Ethereum klasik al demiştiniz. Ha e, işte tam Şimdi ben az önce hesaplamaları yaptım. Tabii karışık bir hesaplamaydı. Onun say ben kapasını size söylemek istiyorum. Bu iş şu anda öyle olmadı. Niye öyle olmadı? Sadece bir aylık veriyi paylaşacağım ben size. Şimdi bir aylık veriye vurduğum zaman az önce söylediğim gibi 5 dolarlık kazdık. İşte 1 dolar cepten yedik dedik. Ve şu anda ben tabii ki elektrik faturasını başka yerden tedarik ettim. Yani ben kazdığım Ethereum klasikleri bozdurup elektrik faturamı ödemedim. Şimdi normal başka yerden tedarik edip elektrik faturamı ödedim. Ee, öyle olduğu zaman ayda 4 Ethereum e, cebime kalmış oldu. Yani ben bir dolarlık dedim ya 6 dolarlık enerji harcıyorum. 5 dolarlık Ethereum kazıyorum. Bir dolarlık Ethereum klasik alsaydım atıyorum ayda bir ay boyunca e, 2 Ethereum alacak. Ethereum klasik alabiliyordum. Yani elektriği kapattım. 4 GB ekran kartlarım fişini çektim. Her gün 1 dolarlık ethereum klasik aldığımı varsayarsak bir ay boyunca kapıcı konuşuyorum tabii ki e, atıyorum 2 e, e, ethereum klasik alabiliyorum bir ay boyunca fişi kapattığım için ama ben ne yaptım zarar da olsa çalıştırdım e, ve ayda fark olarak 5 ethereum klasik fazla cebime geldi girdi. Ama tabii faturayı ben ödemedim şu an ethereum klasik 22 dolar hatta bundan 2 gün önce 3 gün önce video çektim ethereum klasik 14 dolardı şu an 22 dolara çıktı ve %55 7 gün içinde %55 bir e, yükseliş gerçekleştirdi. Tabii bu yükseliş e, böyle devam edecek diye bir şey yok. T tekrar 2 gün öncekine dönebilir. %55 değer kaybedebilir. 14 dolar seviyelerine düşebilir. Ha, daha da çıkabilir. 22 dolardan 40 dolarları da görebilir. E, ama ben şu anki bugüne e, 14, te 18 Temmuz'a göre konuşuyorum. E, i̇yi ki kapatmamışım diyorum ben yani. E, zarardaydım. Her gün e, 17, 1 dolar, 1 dolar, 1 dolar zarardaydım ama bir ay boyunca kazdığım Ethereum, ve o elimdeki Ethereum miktarı, Ethereum klasik miktarı daha fazla. Ve e, Ethereum klasik bozup elektriğimi ödemediğim için bir ay aya vurduğumda daha fazla Ethereum klasik kaldı elimde. Yani bir dolarlık e, fişleri çek bir dolarlık Ethereum, her gün bir dolarlık Ethereum alsaydım atıyorum 2-3 Ethereum olacaktı bir ayda. Ama ben çalıştırıp e, o aradaki e, amortismanı yani şey farkı bulduktan sonra 5-6 tane Ethereum fark, kaldı ve ayla vurduğunda da şu an 1000 TL bir fazla Ethereum kazmış olmuyor. 1000 TL bir kardım. Yani kapatsaydım, alsaydım 1000 TL'lik zarardaydım ama ben çalıştırmayı tercih ettim. Ethereum klasik bu şekilde fiyatlandığından dolayı da bin 1000 TL'lik bir fark oluştu ve cebime 1000 TL fazladan bir ayda girmiş oldum on haricinde Tim kop bir toplantı düzenlemişti ve tabi diğer YouTube arkadaşlarım da kripto madeniniz gibi YouTube arkadaşlarımıza tweet atmışlardı bu konuyla ilgili. 19 Eylül'de Ethereum herhalde birleşme sağlayacak, pusa geçecekler ve biz madenciler olarak kazım yapamayacağız gibi gözüküyor. Bugüne kadar e, bir ciddi bir tarih vermemişlerdi. Devamlı işte erteleyici yollarda şöyle olacak, ileride olacak gelecek ama e, geçenlerde 19 Eylül gibi bir tarih verdiler. Muhtemelen 19 Eylül'de geçecek. 19 Eylül'de geçerlerse bizim için e, farklı bir e, e, boyuta geçmiş olur. Farklı bir olay gerçekleşecek. Çünkü bu zamana kadar Ethereum'dan fazla farklı bir kripto para kazmadık genel olarak. Genelde pump'lar oldu. işte Ergo olsun, farklı bir coin olsun pump yedi birkaç gün kazmış olduk ama bugüne kadar hep Ethereum kazdık. Eğer geçerlerse bizim için farklı bir deneyim olacak. Yani herkes neye geçtiğini çok merak ediyor. Zaten şu an bir öngörü görmek çok zor. imkansız yani. Ethereum bitmeden biz şunu kazacağız, bunu kazacağız dememiz imkansız bir şey. Ya yani onu kesinlikle söyleyebilirim. Çünkü bitmesi lazım. O kadar ekran kartının boşa çıkması lazım. O kadar ekran kartının satılacak mı? Başka kripto paralar mı geçecekler? onun kesinlikle bir görmemiz gerekiyor. Onu gördükten sonra da bakalım ne olacak, ne bitecek. Hemen ben size ekran alayım. Kısaca bir bilgi vereyim. Daha sonra videoyu sonlandırmak istiyorum. Twitter'ın arama sayfası Tim Beyko yazdığımızda görüyorsunuz. E, ee, CryptoDos diye bir şey çıktı. Ethereum protokol toplantısında yöntem geliştirdi Tim Beyko. 19 Eylül'de Ethereum Proof of Stake yani posa geçeceklerini söylediğini bahsediyor. Kripto madeniniz Ahmet var biliyorsunuz. Ahmet A kardeşimiz. O da son acil toplantısında merge için 19 Eylül tarihi verdi. Ethereum tarafına ilk defa gününe, bugüne kadar bir tarih verilmiş oldu. Sanırım artık erteleme olmayacak gibi. Eğer olursa ne ala kazmaya devam ederiz demiş. E, altta indiğimizde fazlaca bu konuyla ilgili e, yazılar var. Siz de buralardan bakabilirsiniz. Ben hemen e, e, CoinMarketCap'e gelmek istiyorum. Buraya geldiğimizde bakın e, Ethereum 7 gün içinde %29, %30 bir değer kazanmış. E, Bitcoin'den daha fazla. Bitcoin %8, 7 gün içinde kazanmış ama Ethereum %30'lara çıkmış. Aşağı indiğimizde Ethereum Classic'e bakmak istiyorum. Bakın Ethereum Classic de 22, 23 dolara gelmiş. 24 saat içinde %20, 7 gün içinde %53 bir e, kar sağlamış. Ben işte az önce bundan bahsetmiştim. Yani ben dediğim gibi ileri kendi öngörüm tabii yatırım tavsiyesi değildir. E, Çıkacağım düşündüğüm için ben elektriğimi kapatmadım, fişimi çekmedim. 4 GB'larla Ethereum'a zarar da olsa kazdım. Şu anda e, o zararı kapattım ve artıya geçtim. E, bir aylık kazım da Tabii ben biraz daha uzun zamandır kazıyorum. Bir aylık kazımda 1000 TL gibi bir karım var. Tabii 2-3 aylık kazıyorsam şu an 3 ayda 3000 şu tabii şu çıkıştaki farkı söyle 3000 TL gibi bir karım var 3 aylık kazımda. E, Tabi elimde ethereum klasik de var bir miktar. Onlarda %50 değer kazanmış oldu. Ee, Tabi yatırım tavsiyesi değil. Ben böyle yaptım. Kimisi fişlerini çekmiş, kimisi ethereum bile kazmamışlardı arkadaşlarım bazıları. İşte 1100 dolar seviyelerindeyken bile ben bu sıcak havalarda kartları yollamam ee, dursun çalıştırmayayım demişler. Ben öyle demiyorum. Ben bunda önceki videoda söyledim. Benim işim kripto para madenciliği benim e, yok kartlarım ısınacaktı, kartlarım zarar görecekti, kapatayım gibi bir düşüncem olamaz. Ki olmadı da. Ondan dolayı ben kazmaya devam ediyorum. Az önce söyle, yani daha önceki videolarda söylediğim gibi benim işim bu. E, madencilik yapıyorum, kripto para madencisiyim. E, ben e, o şekilde düşünmüyorum. Ee, zararda da olsa kazmaya devam ederim. Tabii çok e, yani yükseliş öngörmeyeceksem fişleri ben de çekerim ama yükseliş öngördüğüm için yatım tavsiyesi değildir öngördüğüm için ben kazmaya devam ettim ve benim işim bu olduğu için ben fişlerimi çekmiyorum. Yaz olsun kış olsun ne durumda olsa olsun e, kartlar devamlı çalışıyor. Yeterince soğutmaya çalışıyorum sağına sola fan ekliyorum kartlar soğusun diye ki benim yaşadığım Karadeniz bölgesinde çok şükür havalar genelde serin geçiyor. Yani şu an tabii ben başka bir yerdeyim ama e, orada öğleden sonra akşama doğru sit falan giyiyorsunuz. Ondan dolayı kartların ısınması çok ciddi bir değil. Ama tabii Ege bölgesinde, Akdeniz bölgesinde yaşayan arkadaşlarım e, daha farklı düşünüyor olabilirler. E, çok kartları ısınıyorlar, Kapat, gününüzden kapatıyorlardır ya da farklı klima çalatıyorlardır. Farklı bir çözüm yolu bulmuşlardır. Ama ben e, dediğim gibi kapatmadım. Kapatmayı tercih etmiyorum. E, olay bu şekilde. E, Tabi mesela ee, hani bir cihaz almıştık biliyorsunuz. E, iPhone'lu. Onun mesela tabii o konuya pek girmeyeceğim ama alın almayın demiyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Sadece 2 e, gün 3 gün önce video çektiğimde burada görmüştünüz. Siz 2 dolar 40 sent 2 dolar 60 cent gibi bir ibare vardı. Şu an 4,5 buçuk dolar para bırakıyor. Tabi e, o zaman herhalde 14 ay gibi bir amorti süresinden bahsetmiştik. Herhalde şu an 8 aya falan geriledi. Tabi dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Ben hiçbir şekilde bu e, konuda bir şey söylemiyorum sadece bunu belirtmek istedim e, 8 ayı düştü amorti süresi e, diğer burada 18 tane ekran kartım var 18 tane 4 GB ekran kartı günlük 5 dolar falan bırakıyormuş durum bu şekilde ben e, madenciliğe devam ediyorum sizler gibi ama bu yükseliş çok güzel oldu Tabii ki 19 Eylül tarihi verdikleri için mi ethereum fiyatı bu kadar yükseldi bilmiyorum ama Belki gene bir düşüş olabilir. Çünkü ben bu kadar çabuk toparlanmasını toparlamasını beklemiyordum işin açığı. Gerçi çok da toparlanmış değil gerçi de. Yani 3.000-4.000 dolarlardan 1.400 dolar seviyelerine geldi. Yani düştü. Hatta toparlanma gibi değil ama tabii şu an bu günü kurtarmak adına 1.400 dolar olması gayet güzel. Tabii ben şey anlamıyorum. Siz belki alsat yapıyorsunuzdur. E, ee, tabii benim de aslında yapmam lazım. Tabii ben kırk, madencilik yapıyorum ama ee, aslında o işi de öğrensem bu aradaki belki al satıdan değerlendirip daha fazla bir gelir elde edebilirim ama e, son zaman yani hiç bu işi başladığımdan beri hiç o işe bakmadım. Yani al sat nasıl yapılır işte stop koymaktır falan filan bilmiyorum Belki onu da yapsam yapabilsem biraz daha gelirlerimi arttırmış olabilirim ama gibi e, pek bir fikrim yok o konuda. Bugünkü yükseliş gayet güzel umarım bu yükseliş devam eder ve uzun vadede hepimiz mutlu oluruz. Kimse üzülmez. Ee, ama bir düzeltme gelebilir, bir düşüş de gelebilir ama ben 2000, kendi adıma konuşuyorum ve yatırım tavsiyesi değildir. 2023'te falan bir yükseliş bekliyorum. Ee, yani biraz daha dişimiz sıkacağız gibi gözüküyor. Tabii e, birikim yapmak zorlaşıyor. E, elektrik faturasından dolayı. Çok şükür elektrik faturasına zam gelmedi yakın zamanda. Tabii seçim de var önümüzde. Ondan dolayı da belki zam yapmış olabilirler. Umarım ciddi bir zam gelmez ilerleyen zamanlarda. Çünkü zam geldikçe bizim gelirlerimiz de düşüyor. Ama dedim gibi günü kurtarmak adına şu anki yükselişler gayet güzel. Umarım daha da devam eder. Umarım 19 Eylül'de Ethereum madenciliği bitmez. Bir süre daha devam ederiz. Ben bu yıl sonuna kadar devam ederiz diye düşünüyordum ama tarih verdiler 19 Eylül diye. Tabi o da şaşırtıcı oldu. Ee, belki tarihi erteleyebilirler ee, ama ertelemezlerse de farklı bir e, kripto para kazanarak çözüm bulacağız zannedersem. Ee, o da heyecan verici. Yani hangisini kalacağız ne yapacağız, ne yapmayacağız çok bilmiyoruz. Kimsenin bir fikri yok bu konuda. Ethereum bitmediği sürece. Evet, e, diyeceklerim bu kadar. Gelişmeler bunlardı ve ben e, fişi çekmeyenlerdendim ve fiş çekmeyip devam eden e, kripto para madenine devam edenlerden. Umarım siz de öylesinizdir. Bu tatlı yükseliş biraz da e, bu sıcak günlerde iyi gelmiştir hepimize. Evet arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. E, videonun altına sorularınızı, yorumları yazabilirsiniz. elimden gel dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.